Liman Port İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından ilk kez basınla bir araya gelerek limanda yaşanan hasarları ve depremin liman faaliyetlerine etkilerini paylaştı. Liman Port İskenderun bünyesinde deprem sonrası 250 personel için bölgede ilk konteyner kent kurduklarını, Antakya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki depremzedeler için de konteyner kentleri inşa ettiklerini belirten Gündüz Arısoy, depremin limanın gelirlerinde ciddi bir düşüşe yol açtığını, toparlanma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Deprem esnasında liman içerisinde herhangi bir vefat ya da yaralanma yaşamadık. Ancak tabii personellerimizden 6 tanesi kendi evlerinde enkaz altında hayatlarını kaybettiler. Ardından büyük de bir yangın yaşadık. Gene hepiniz hatırlayacaktır. Maalesef felaket üstüne geldi. Dolayısıyla 2024 senesinde aslında çok büyük umutlarımız varken bu umutlar da 2023 senesinin son 3 ayından geliyor. 2023 senesinin son 3 ayında biz özellikle 2023 senesinin Aralık ayında limanın kuruluş tarihinden itibaren yapılan en yüksek volümü gerçekleştirdik. Dolayısıyla 2024'ten de bu anlamda çok ümitliydik. Ancak bu bahsettiğim gelişmeler neticesinde 2024 beklediğimiz hızda ilerlemedi. Dolayısıyla biz de kapasite arttırımı yatırımlarımızı erteledik. Bu kapasite arttırımı yatırımları volümler artmaya başladıkça olacaktır. 1150 civarı personel çalıştırıyoruz biz. Bu da Hatay'da sanırım ilk 5 içerisinde oluyoruz bu şekilde. 1100 tane personel dediğinizde yaklaşık 4500-5000 tane insandan bahsediyoruz aileleriyle birlikte. Ayrıyeten bizim iş yaptığımız paydaşlarımızı da alırsak, işte bize gelen araçlar, giden araçlar, ondan sonra müşteriler, gümrükçüler, ondan sonra bunları da koyarsak ciddi miktarda aslında kişi için iş imkanı yaratmışız diyebiliriz, yaratıyoruz diyebiliriz. Bizim satın almalarımızın çok önemli bir kısmını Hatay ilinden yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla satın almalarımızın içinde bulunduğumuz ile faydası olmasını önceliyoruz. Ciddi bir kaos var. Ne olacak, ne bitecek bilinmiyor. İşte İran füzeler gönderdi. En son İsrail Lübnan'a girdi. Yani bıçak sırtı. Her an geniş çaplı bir savaş başlayabilir. Olmayabilir. Ama 2025'ten biz işin doğrusu çok olumlu bir beklentimiz yok. Kızıldeniz'in geçiş probleminin çözüleceğini pek düşünmüyoruz, sanmıyoruz. İsrail ambargosu, dış ticaret yasağı devam edecektir. Gene çok büyük ihtimalle. Dolayısıyla volümlerimiz de çok anormal bir artış, önemli derecede bir artış beklemiyoruz. 2024 seviyelerinin üzerine çıkabileceğini düşünüyoruz. Ancak çok anormal bir artış olacağını, önemli derecede bir artış olacağını beklemiyoruz. Bu seviyelerde devam eder diye düşünüyoruz. Yapılırsa tabii ki bizim için olduğu gibi, yani Liman Port için olduğu gibi, İskenderun'daki tüm diğer limanlar için de bir avantaj söz konusu olacak. Yani bölgenin en kuvvetli sanayi bölgesi, sanayi şehri olan Gaziantep'in mesafesi kısalmış olacak. Maraş da öyle tabii. Dolayısıyla Mersin'e göre bir avantaj, artı bir avantaj daha kazanmış olacağız. Ve yüklerin Mersin'den İskenderun'a
dönüşümü daha da hızlanacaktır muhakkak. Dolayısıyla bizim çok önemsediğimiz ve beklediğimiz bir proje bu. Ama yani daha finansman aşamasında kazmayı vurdular, başladı bitti diyeceğiz deseniz bir 4-5 senesi var herhalde. Yani en az diye düşünüyorum.